Söz verdiğimiz gibi sadece bir dakika sonra yeniden beraberiz. Mis kalem, mis vaka, her şeyi tartıştık. Sözlüklere baktık ama yarışmayla devam ediyoruz. Bakalım sırada kim var? Şimdi sırada Tamer var. Tamer'cim bir şeyler söyleyeceksin galiba. Dinliyoruz seni. Evet, numaram 106 öncelikle hatırlatmış olalım. Ben buradan bütün Isparta ve Sütçüler halkına, Antalya Selik halkına, bunun haricinde bütün Ayazalı dostlara, bütün sevenlere buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bol şanslar Tamer'cim, seni uğurluyoruz sahneye. Tamer bizlere öncelikle Maraş adlı uzun havayı ve arkasından Urfalıyam Ezel'den adlı eseri seslendirecek. Tamer sizlerle. Maraş'ım.
kardeş. Kalk gidelim. Le yollaş, le yollaş kalk gidelim. Urfalıyam ben, zelden Urfalıyam. Zelden gönlüm geçmez. Tamer, içeride seyrediyorduk, dalmışız valla. Çok güzel, tebrik ederim. Şimdi yukarıdan diyorlar ki İbrahim Bey, doyamadık diyorlar. Buyurun, ne diyeceksiniz? Ustadlarım daha iyi bilir de, uzun havanın tavrı vardır. Evet. Her yörenin kendine göre. Mesela bizde uzun hava, koyrat deriz biz, maya deriz. Ama hiçbir zaman uzun hava, yani zurnada peşev olmaz gibi, uzun havaların notası falan yoktur. Yani kendi yörenin, yörenden ezberlediğin, yörenden öğrendiğin şeyler. İrticale. O tavırla. Doğaçlama. Hı. Doğaçlama. Diyor kendisi. Onun için bu güzel kardeşim de sağ olsun beni çok fazla dinliyor herhalde, öyle tahmin ediyorum. Hayranlıyız. Ellerini gördün mü? Ellerini de gördüm. Ama çok güzel. Seni çok izlemiş ama çok belli. Çok güzel taklit yapıyor. Taklit yani var. Taklit bu, değil. Bu eller falan. Bir yani, de bacaklarını yapsana bacaklarını. Yap o bacaklarını. Yap bacaklarını. Siz bak, sahneye gelmesini gördünüz. Allah mı? Aşkına. Bak. Aynen bak. Şimdi boy hafif cüce ya. Kendini uzun göster, sopa yutmuş gibi. Biraz bacak, kıvrak. Bacak. Böyle. Ne lan? Bacak. Ya, bacak. Biraz böyle... Sopa o benim yürüdüğüm gibi, gibi yürümüyor, o ayrı. Bir bacak ama yapsana önce Allah aşkına. İlk gelişinde ben dedim ki eyvah, sopa yutmuş gibi indi. Name yaparken ne yapıyor bacaklarını? Name yaparken nasıl yapıyor bacaklarını? Bir şey bir de ben bir şey sorabilir miyim? Çok seyretmiş, çok. Şimdi mesela Tamer'e yapılan şey öteki yarışmacılara haksızlık değil mi? Şu anlamda hı, soruyorum. Tamer aslında şu anda iki şarkı söylemiş oluyor. Nein. Evet. Şimdi uzun havadan sonra bir bağlama yapması lazım. Ama o zaman uzun hava söylemeyecek. Sesimi göstereceğim de nasıl İbrahim Tatlıses şey taklidi yapıyorum diye Arma, uzun hava söyleyecek. Bu başka arkadan... programlarda da oldu. Çok yani. Konuşuldu ve yapılıyor. Konuşuldu. Artık çok yaptık bunu Armağan'cı. Yani evet herkes ama açıklı. Aslında yarım herkes uzun hava. Orada evet. Urfalıyam ezeldeni bir kublemsi gibi yani. Söyledi, evet. Bir evet. Efendim. Yani bu çok Rotata, daha evvel tartışıldı. Evet okudu gibi evet. Gibi evet. Uzun havaya ağırlık verdi. Evet. Yani onu zaten daha önce de şey yapmıştık. Ama evet. O zaman sadece uzun hava okusun gibi bir duygu geliyor insana. Ama onu bağlamalı, o bağlanması evet. Gerekir bir şey. Peki Orhan Bey? Valla harika okudu. Tavır harikaydı. Hem ben de bir şey söyleyeyim, şöyle ki halk müziği ikiye ayrılır, kırık havalar, uzun havalar diye, başlığı budur. Her ikisini de çok iyi örnek olarak gösterdi. Hele o uzun havadaki tavır harikaydı. Yani neticede o çok güzel halk müziği okuyor. Ayrıca diğer yapıları da iyi okuyor. Tebrik ederim. Notumu da verebilirim isterseniz. Buyurun lütfen. 10. 10 verdi Orhan Gencebağ. Teşekkürler Orhan Bey. Ebru'an. Ayaz Ağa seninle gurur duyuyor. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok lezzetliydi. Çok lezzetli. Fevkaladeydi. Hatta fevkaladenin fevkindeydi.
Lafınızı kullandım ama. Ben konuşmadım. Evet, yok, geleceğim ben, size. Geliyor. Yok. Lafınızı kullandığımı söylüyorum ben. Fevkaladenin. Fevkinin de fevkinde olabilirdi ama olamadı. Telif hakkı, fevkinin telif de fevkinde. Olamadı. Peki, ama fevkinde değil, o zaman sadece fevkinde. Bir şey soracağım. Tek fevkinde. Bir şey soracağım. Kendine has bir üslubu mu tercih edersiniz? Yani dinlediğimizde arkamızı dönüp bu şarkıyı Tamer söylüyor dememizi mi tercih edersiniz? Yoksa arkamızı döndüğümüzde sahnede birisi İbrahim Tatlıses'i taklit ediyor dememizi mi tercih edersiniz? Çok benzemiyorlar. Aa, yapmayın yahu. Yapmayın ya. Ses tonu olarak benzemiyor. Benzemiyor ses tonları asla. Tamer'in kaseti maseti CD'si bir şey olmadığı için daha tanımıyoruz onu. İleriki zamanlarda belki ama tanırsak. Ama yok, kaç haftadır bu var zaten. Ama seviyor, hürmet etmek. Gıcık mı kapıyorsun? Hayır, gıcık kapmıyorum. Niye gıcık kapıyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Ne? Bizde bir... Geliyor mu Ebran? Buyurun Orhan Bey. Bizler daima bizden öncekilerden mutlaka öğrendik, feyz aldık, bilgi aldık ve onların devamıyız. Bizden sonrakiler de aynı şekilde bizden duyacaklar, bizleri yaşatacaklar zaman zaman. Sonra kendini bulacaklar zaman içerisinde. Ama öncelikle o ezgi neyse, o beste neyse, o türkü neyse onu gereği gibi bilecekler. Onun üstüne ilavesini artık sonra yapacaklar. Sen kaç senedir sahneye çıkıyorsun? Yaklaşık 6-7 senedir çıkıyorum. 6 yıldır mesela kendi tarzını bulması gerekmez mi? Şimdi şöyle, olabilir de daha da zamana ihtiyaç da olabilir. Mesela ben 6 yaşımda müziğe başladım, 7 yaşında bağlamayı kucakladım. Tek hedefim neydi biliyor musunuz? Allah gani gani rahmet eylesin, bayram aracı gibi çalabilmekti. Bayram aracı benim çocukluğumda idoldü. Ve benim bağlama aşkımı o bana vermiştir. Ve bir gün onunla karşılaştım. Allah gani gani rahmet eylesin. 18 yaşımdaydım. Yahut 19 yaşımdaydım, karşılaştım. Onun yanında çalamadım. Bana dediler ki çal. Yok çalamam, o benim idolüm, benim üstadım. Yani halk müziğinde bağlamada üstadım. O bana izin verdi, çal dedi. Ben korka korka, titriye titriye onun yanında onun eserlerini, onun tarzını ona dinlettim. Son derece duygulandı ve ağladı. Alnımdan öptü. Sen beni geçtin dedi. Ne haddim hocam dedim. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil dedim. Ben sizinle yaşadım, böyle bir şey olamaz. Sizin çırağınızım hala dedim. O bana böyle iltifatlar etti. Ben demek dedim iyi bir yere geldim ama o ustayı geçmek ne demek, mümkün değil. Ben hiçbir zaman onu geçemem diye her zaman öyle düşündüm ve düşünüyorum da. Yani bizler birbirimizden etkileniriz. Bizden sonrakiler de sonrakileri etkileyecekler. Bu böyle sürecek tabii. Teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Ebru Hanım zannediyorum puanını verecekti ve yorumuna da devam edecekti. Puan mı? Yolun açık olsun. 10 verdi Ebru Gündeş. Bülent Hanım. Şimdi... Efendim, Sayın Gencebay'a tabii katılmamak elde değil. Hepimizin gençlik yıllarımızda idolleri vardı. Evet. Ben Müzeyyen Senar hocaydı, üstattı benim idolüm. Bir gün mektepteyim. Mektepten çıktım. Efendim, Müzeyyen Hanım Ay Apartmanı'nda oturuyor o zaman. Kabataş'ta. Kabataş. En üst katta. Gittim, evde yok. Evde bulamadım kendisini. Ayakları o paspasa basıyor diye sokaktaki, hani yani kapının önündeki ayağı değdi diye paspası öpmüştüm. O derece büyük bir aşktı benim için, evet. Müzeyyen aşkı. Evet. Onların aşklarına da hürmet etmek lazım. Onların idolü. Yani saygı duymak lazım. Ama tabii ki sahneye çıktıktan sonra gerçek manada sanatkar olarak halkın önüne çıktığı vakit zaten kendi varlığını ortaya koymazsa efendim taklitler asıllarını yaşatırlar diye bir tabir vardır. Aslı zaten hayatta ve ayakta. Zirvenin en sivri ucunda bayrağını dalgalandırıyor. Onun için kendisi için iyi olmaz. Kendini bulacaktır o zaman dilimi içerisinde. Hep öyle olduk. Efendim, yalnız ben tabii 10 veremeyeceğim. Neden? Çünkü
Bu tarzı okuyan insanı senelerce hep beraber çalıştım. Efendim ve her vesileyle de bu programlarda da söylerim hep, biliyorsunuz. Hep söylersiniz. Sesi bir daha gelemeyecek bir ses. Kesinlikle. Ben ya da göremeyebilirim. Yaşım müsait değil, göremem. Benden sonra gelirlerse bilemem. Ben de gelirim ya. Nereye gidiyorsun? Ben, yok sen otur da. Efendim ben göremeyebilirim ama benim müzikalitem, ben eğer bir parça anlıyorsam o daha gelemez. Bu tarz sesler 100 senede bir gelir. Kesinlikle. Zaten öyle kolay olmuş olsaydı sokakta yürürken çarpardınız bu tarz insanlara. Ama onlar gökteki yıldızlar gibi. Çok uzak, ulaşılmaz ve nadide. Şimdi efendim tabii o icralar, o icralar nadide. O insanın icrasını çok iyi bilirim. Senelerce. Çok duygulandırdınız İbrahim Bey. Çıkardı. Ben de bu Japon gözlüğüm tek kirpiği takıp da onun zamanında kirpik takma zamanıydı. Kirpiği takarken bir başlardı. Hayda, o zaman kim bilir kafama birini mi takmıştım acaba, bir aşkım mı vardı, meşkim mi, ne haltsa bilemiyorum. Başlarım. Gözümden böyle gelir, kirpikler düşer, salyangoz gibi. Çok iyi bilirim. Nasıl okuduğunu çok iyi bilirim. Orada o bir üst tiz oktavdan pese düşüşü, bir tek orayı icrakardan bildiğim için o olmadı. Anladım. Onun için 10 veremeyeceğim ama 9'u da dolu dolu vereceğim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Armağan'cığım. Efendim? 9. 9'da Armağan Çağlayan'dan geldi. 39 bu akşamın en yüksek puanı oldu. Ayrıca Tamer, seni kutlarım. 38 pardon. Yani okuyanın karşısında şarkıyı okumak da hakikaten de zor iştir bu. Yani Bülent Ersoy'un, Orhan Gencebay'ın, İbrahim Tatlıses'in karşısında kendi şarkılarını okumak da ayrıca alkışı bence hak ediyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim müsaade ederseniz? Benim için bugün anlatılmaz bir heyecan içeriyor. Sizleri zaten fazlasıyla çok fazla seviyorum. Baş tacısınız ve çok büyüksünüz. Sizlerin huzurunda şarkı söyleyebilmek bence şarkı söyleyen her insanın hayalidir. Dünyasıdır. Gerçekten biz bir dünyaya eriştik. Allah'a şükür olsun. Ama İbrahim abi benim için anlatılmayacak bir masal dünyası. Öp o zaman. Ben öp de elini öpebilir miyim müsaade ederseniz? Hepinizin. Eğer izin verirseniz. Duygulandırdın İbrahim. Ben İbrahim abi için ölürüm. İbrahim Bey, sizi bırakmayalım o zaman. Sizi bırakamayız. Bu kadar büyük bir hayranınızı, bence büyük bir alkış İbrahim Tatlıses'e canlı canlı. Bülent Hanım, öyle bir anlattınız ki sizin de gözleriniz yaşardı Ebru Hanım. Yani çok duygusal. Bunlar televizyonculuğunda çok az yaşanabilecek dakikalar. Hep beraber keyfini çıkaralım. Bir büyük alkış. Taraflarını, sesse en iyi yaptığı nameleri, ahlaksa en iyi ahlakını mutlaka alıp cebine koyması lazım. Ve cebinde saklaması lazım. Bir sonraki gelen için gizlememesi lazım o bazı şeyleri. Biz sahnede olsun, kasette olsun yaptığımız nameleri açık açık yapıyoruz. Bu gençlerimiz alsınlar, öğrensinler diye, yapsınlar diye. Çünkü ben de Seyfettin Sucu'ydu benim örnek aldığım ses. Uzun Hava'yı zaten okuduğu zaman ağlamayan kadın, ağlamayan delikanlı yoktu. Tavrı ondan aldım. Üstüne de bir şeyler eklemek istedim ama onun sesinde bir elektrik vardı ki ceryana tutulmuş gibi insanı yerden yere vururdu. Böyle bir ateş vardı onun sesinde. Benim sesim onun kadar değil, onu söyleyeyim. Ama hoyratı söylerken böyle duvara çarpar, duvardan ses geri dönerdi. Böyle söylerdi. Bu gençleri desteklemek, beslemek lazım. Onları büyütmek lazım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ne söylersiniz İbrahim? Bir şey söyleyin, gitmeyin.
Bülent Hanım'ı duygulandınız, gözlerinden yaşlar geliyor. Orhan Bey öyle. Maraş Maraş'ı söyleyeyim. O az önce söylediği şey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Herhalde ömrüm boyu unutamayacağın bir... Ben artık ölsem de gam yemem. Allah korusun. Yemin ederim. Hepinizi çok seviyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir tanesiniz. Baş tacısınız. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz seni de. İnşallah, inşallah bu gecenin ilerleyen saatlerinde belki Bülent Ersoy da bu kadar gözyaşları döktü, hislendi. Belki o da mikrofonu alır, belki Ebru Gündeş de alır, belki Orhan Bey de alır mikrofonu. İnşallah, değil mi sevgili izleyiciler?